Artvin'de yaşanan sel felaketinden sonra sokaklar adeta çamur deryasına döndü. Ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları sürüyor. Bir kez daha bölgeye gidelim. CNN Türk muhabiri Mustafa Berber son durumu aktaracak. Mustafa, söz sende. Tunçay Sınav, aslında senin de belirttiğin gibi sokaklar, evler çamurla doldu. Bir yandan da APAT gönüllüleri, jandarma burada temizlik çalışmaları yapıyor. Aslında pek çok şehirden, jandarma komutanlığından buraya gelen personel var. Erzurum, Tokat, Trabzon, Giresun gibi illerden, farklı illerden buraya gelen askerler, jandarma ekipleri var. Onlar da temizlik çalışmasına katılıyor ama bir yandan da APAT gönüllüleri evleri temizliyorlar. İşte o temizlik çalışmaları yaparken de bazı evlerin eşyaları ve işte Kur'an-ı Kerim bulunduğu evlerde, işte o Kur'an-ı Kerimlerde yüksek yerlere konuldu. Çamurdan ıslanmış halde Kur'an-ı Kerimlerde çıkartılarak evlerden APAT gönüllüleri tarafından konuldu. Aslında sokak, cadde, dükkan içi nereye bakarsanız bakın böyle balçık çamurları görüyorsunuz ve şu anda da jandarma timleri de çalışmalarına devam ediyorlar. Az önce de belirttiğim gibi onlar Erzurum'dan, Giresun'dan, Tokat'tan, Trabzon'dan, farklı illerden geldiler. Giresun'dan geldiler ve burada Artvin'de çalışmalarına devam ediyorlar ve şu anda da temizlik çalışmalarına destek veren bir timde onlar, bir görevlerde onlar, tıpkı APAT gönüllüleri gibi. Demiştim ya, hani sokakta, caddede nereye adım atarsanız atın çamur diye, işte iş yerlerinde de öyle çamurlarla kaplanmış durumda. Bir iş yerine girdiğiniz andan itibaren camları kırılan o iş yerinde de sular çekildi ama göründüğü gibi yaklaşık bir 30-40 santim kadar yükseklikte bir kum birikintisi kaldı ve o kum birikintisini temizlemek için bundan sonra çalışmalarını yürütecek buradaki esnafta. Aslında ileriye doğru gidecek olursak bir yandan da Tunç, çünkü ileride görmüş olduğunuz, kameraman Barış'tan'ın ekranlarınıza getirdi, yeşil bir boyası olan yapı da aslında trafoydu ve Boğaziçi Mahallesi'ne, şu anda bizim bulunduğumuz Boğaziçi Mahallesi'ne elektrik de oradan sağlanıyordu. İlk etapta da sel suyu oraya vurdu ve o bina kullanılamaz hale geldi. Trafo kullanılamaz hale geldi. Bunun için de bölgede elektrikler kesildi ve içme suyu hattının da taşan Kapisle Deresi'nin altında olması nedeniyle o içme suyu hattından da şu anda bölgeye su verilememeye başlanmış durumdaydı. Ve şu anda bu konuda çalışmaların da devam ettiğini belirtelim ki kısa bir süre önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelmişti. Çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu Bekir Pakdemirli ve o incelemelerinde de bundan sonraki sürecin nasıl olacağını anlattı ve orada da aslında şunu belirtelim ki önemli mesajları vardı. CNN Türk ekibinin sorularını yanıtladı ve suyun ne zaman verileceğini, çalışmaların ne zaman biteceğini söyledi. İşte Bekir Pakdemirli'nin o açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Şu anda DSİ'de araçlar dere yatağını mı genişletmeye çalışacaklar peki? Burada tabii şu var. Bir yolla alakalı bir problem yaşandı. Yolun çökmesi. Artı buradaki rusubatın buraya birikmesinden dolayı tekrar dere yatağı eski haline getirilmeye çalışılıyor. Tahmin ederim ki arkadaşlar bilgi vereceklerdir ama bu akşam itibariyle en azından burayı bitirme gayreti içerisinde arkadaşlar. Akabinde hemen bununla paralel olarak da suyla alakalı platformların verilmesi ve il özel idarenin de suyu verme imkanı doğacak.